Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir canlı yayın ama biraz daha farklı bir canlı yayında karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçen hafta bir proje başlattık. Evde karantina günlerinde çektiğimiz fotoğraflardan bir böyle seçki oluşturacağız. Kendimiz için, ailemiz için, belki baskı için ya da bir internet sitesi yapmak için. Bu proje kapsamında da ilk toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Katılan arkadaşlara teşekkürler. Katılmak isteyenler varsa da benimle iletişime geçebilirler. Onlar da bu projeye dahil olabilirler. En azından bu karantina günlerinde biraz daha böyle fotoğrafa kafa yormak ve bir proje kapsamında kendimizi geliştirmek için yaptığımız bir çalışma. Normal günlük yaptığımız bir saatlik canlı yayın gibi olmayacak arkadaşlar bu. Yani hani yarım saat falan olur muhtemelen. Çok fazla uzatmadan sizlerin çektiği fotoğrafları değerlendirerek benim kafamdaki süreç nedir, ne yapmak istiyorum onlarla alakalı birazcık bilgi vereceğim. Ondan sonra da tekrar devam edeceğiz. Şimdi burada bir liste çıkarttım ben, bana mail atıp da katılmak istediğini söyleyen arkadaşlar. Bir de bugünkü toplantı için bana fotoğraf gönderen arkadaşlar. Burada hani fotoğraf göndermeyip de bu canlı yayınlara katılabilirsiniz ya da projeye dahil olmayıp da yine bu canlı yayınları izleyebilirsiniz. Benim kanalımın gereği ben her şeyi ve herkese açık yaptığım için burada öyle özel bir baba, oturum gibi bir şey. Bitirdim. Aferin Çak, o zaman ellerini yıka. Tamam. Yıkadım. Hadi görüşürüz babacığım. Çok güzel olmuş. Ha. Harika. Ona bir tekerlek ekle. Kapıyı kapatsana babacığım çıkarken. Teşekkürler babacığım. O şekilde yapacağız. Merhaba herkese. Selamlar. Senden başka fotoğraf gelmedi Alev abla ya. Terlikli fotoğraf hangisi? Eğer şey yaptıysak, değerlendirmesini yaptıysak geçen hafta onları değil, yeni fotoğraf istiyorum ben o yüzden. Sen çünkü geçen hafta toplantıdan sonra mı yollamıştın galiba? Bak onu atlamış olabilirim. Tamam, şimdi sen terlikli fotoğraf deyince hatırladım. Okey. Tamam, onu alırım ben listeye. Bir dakika, hatta 2 saniye. Hatırladım şimdi. Derste yollamıştım çünkü. Karantina günlerine katılım mailim var. Merhaba, hoş geldiniz. Onu ben bulup ekleyeceğim Alev abla. Bir şey olursa yazarım, en kötü bir daha isterim senden, problem değil. Projeye dahil olan arkadaşlar katılımcı listesinde kendilerini görebilirler. Bana mail atıp da listemde olmayan varsa lütfen buradan yazsın, tekrar listeye ekleriz. Bugün fotoğraf gönderen arkadaşlar da işaretledim. Onlar da bugün gönderenler. Şöyle. Fotoğraf gönderen arkadaşların fotoğraflarını değerlendireceğim. Ondan sonra da ne istediğimi en azından sizlere biraz daha bahsedip bir soru cevap yapıp o şekilde ilerleyeceğiz. Haftada bir olacak böyle, cumaları muhtemelen saat 3'te olur toplantılarımız. Hem bir değerlendirme, hem ne yapıyoruz, nereye gidiyor proje, neler çıkıyor. Ondan sonra zaten bir şekilde yazışıyoruz, irtibat halindeyiz hepinizle. İsmail Bey dahil olmak isterseniz, şimdi mailimi yazıyorum buraya. Bu verdiğim mail adresine isim, soy isim, telefon ve bulunduğunuz şehri yazarak projeye dahil olmak istiyorum diye belirtirseniz sizi de ekleriz. Sıkıntı değil. Şimdi isterseniz yavaş yavaş fotoğraflara bir bakalım. Kendimi bir ufaltayım.
Pardon, şunu. Küçülteceğim, bir türlü küçültemedim. Dediğim gibi fotoğraf gönderen arkadaşlara teşekkürler. Fotoğraflarınız burada. Bir de şunu rica edeceğim arkadaşlar. Birincisi, 2 veya maksimum 5 tane fotoğraf yollayın. Sebebi şu. Birçok fotoğraf çekiyor olabilirsiniz. Buradaki eğitimin amacı sizin gözünüzü kendinize göre biraz daha terbiye etmeniz. Burada şu da var arkadaşlar. Ya sadece çekmek değil. Oradan seçebiliyor olmanız da lazım. Bu da aslında işin bir parçası. Yani işte bana 30-40 tane fotoğraf yolladığınız zaman, hocam ben bu kadar fotoğraf çektim, aralarında hangisi en iyi sen seç diyor oluyorsunuz. Aralarında sizin iyi olanları da seçebiliyor ve bunu ayrıştırabiliyor olmanız lazım. Ya da kendinizi ifade edenleri, yani ona da dikkat edin arkadaşlar, şey yapmayın. O yüzden sıra şey yapıyorum, bir limit koyuyorum. Yoksa öbür türlü herkes bir sürü yollar, aralarından seçilir, o dert değil ama amaç biraz daha da size çektiğiniz fotoğraflardan bakarak, görerek kendiniz için seçebilme, yani ayrıştırabilme kabiliyetini de kazandırmak, aklınızda bulunsun. Merhaba yeni gelen arkadaşlara. Bu bir proje toplantısı. Canlı yayınlardan biraz daha farklı. Geçen hafta başladığımız bizim proje toplantım projemizin fotoğraflarını değerlendireceğiz. Herkese kapımız açık. Canlı yayınları da herkese açık yaptığımız için özel oturum yapmıyorum. Herkes de izleyebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Aysun Hanım'ın fotoğrafları. 3 tane fotoğraf yollamış kendisi. Şuradan açalım. Şöyle. Burası bir mezarlık galiba. Proje başında da konuşmuştuk arkadaşlar. Yine hatırlatacağım. Lütfen fotoğraflarınızı bana düzenlenmemiş halde JPEG formatında yollayın. Hani RAW'da yollasınız çok problem değil. Ama muhakkak düzenlenmemiş bir JPEG kopyasına ihtiyacımız var. Görebilmek için. Dediğim gibi bir mezarlık. Burada birisi var. Onun elinde bir çocuk var galiba. Tam anlaşılmıyor. Yine diğer bir kare. Yukarıya attı. Şöyle yapayım. Yine aynı mezarlık anladığım kadarıyla. Ve yine kazılan bir mezar. Burada ilk fotoğraf harici karantina günlerine dair pek bir şey yok. Buradaki sorun, şuradaki çocuğu da çok fazla, böyle çocuk galiba, şuradan bir yakınlaşayım. Evet. Yani bunu da çok şey göremiyoruz. Detaylarını göremiyoruz kişinin. Yani böyle bir fotoğrafta şey yapmak lazım arkadaşlar. Yani mekanı kullanırken karantinayı daha net bir şekilde belirtmemiz gerekiyor. Buradaki diğer iki fotoğrafta da mesela tamam, mezarlık var, hani ölümü işaret ediyor ama yine karantinayla herhangi bir ilişkilendirebileceğimiz bir şey yok. Yani fotoğrafı şöyle düşünün. Sizin o fotoğrafı anlayabiliyor olmanız başkalarının da anlayabileceği anlamına gelmiyor. Çekerken tüm hikayeyi herkesin maksimum seviyede anlayabilecek şekilde iletmeniz gerekiyor. O yüzden fotoğrafları çekerken ya da bakarken buna dikkat edin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Sorun değil Nurten Hanım, problem değil. Aynen, seçebilmek hepimiz için önemli. Dediğim gibi Aysun Hanım buradaysanız o tarz fotoğraflar yollarsanız sevinirim. Baba ben oyuncaklarımı çekmek istiyordum ama çekemiyorum tablette. Niye çekemiyorsun tablet? Çünkü böyle Aa, söyle anneni açsın oğlum. çekemiyorum ama. Bağırma Deniz, bak ders diyeyim şimdi. Annenin yanına git, anneni açsın. Çekersin. Deniz de evde fotoğraf projesi oluşturuyor. Tabletle kendi oyuncaklarının fotoğraflarını çekiyor. Teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkürler. Burhan Sakaoğlu'nun fotoğrafları. Evde bu tarz konsept çalışmalar istemiştik sizlerden. O tarz fotoğraflar var. Şöyle. Burada virüse güzel bir hani gönderme olmuş.
Bu çok kör göze parmak bu şekilde değil. Bu da yine farklı olmuş. Şimdi bu tarz konseptler yaparken arkadaşlar şöyle değil. Çok insanların gözüne sokmamıza gerek yok. Şu fena olmamış. İşte orada arka taraftaki kirlilik, virüs. Belki buradaki virüse benzeyen işte oyuncak gibi şey arkada dışarıda olsa farklı bir şey olabilirdi. Ya da buna bakan bir çocuk değişik olabilir. Yani virüs şeklinde bir oyuncak göndermesi olabilir. Bu tarz şeyleri düşünmekte yarar var. Şu şey olmuş ya, çok bariz olmuş. Yani tamam, hani karantina günlerini anlatalım diyoruz ama bu kadar da dediğim gibi kör göze parmak şeklinde değil. Hani biraz daha böyle olaya farklı bir şeyler, farklı tınılar katmak lazım. Ona dikkat edin. Yani ne bileyim, bir oyuncak ayı belki şu şeyi takmış olur, maskeyi gibi uydurdum şu an. İşte burada da bir netlik kaybı var. Yumurtalar yine kullanılmış. Ama bu tarz çekim yapıyorsanız iyi bir ışığa ihtiyacınız var arkadaşlar. Ona dikkat edin. Bu tarz gölgeli yansımalar çok şey olmuyor. Mesela bununla alakalı şöyle bir şey olabilir. Bir ışık kaynağı var galiba şuralarda bir yerde. Bir telefonun ya da bir işte el fenerinin. Buradaki virüsün gölgesi yumurtaların üstüne düşmüş. Mesela bakın, böyle bir şey yapılabilir. Fikri söylüyorum. Aklınızda bulunsun. Ne oldu hocam? Bak, çok güzel olmuş. Deniz'in fotoğraflarını da değerlendireceğim birazdan. Tamam, sen çek babacığım. Tamam. Bu tarz bir şey olabilir arkadaşlar. Gölgeyi kullanabilirsiniz. Gölge oyunlarını. Merhaba, hoş geldiniz. Ondan sonra Emre Bey buradaysanız mailinizi bulamadım. Yani isim soy isim olarak WeTransfer'den dosyaları aldım. İsim olarak ya da soy isim olarak belirtirseniz sevinirim. Şu doktor güzel olmuş mesela. Astronot. Hani bu tarz konseptlerde ben bunları şey olarak düşünüyorum. Hani dışarıda böyle çalışanlar düşünülmüş gibi. Gerçi pilotlar şu an çalışılmıyor ama biraz daha burada şu hoşuma gitti. İşte bebeğin maske takması ve buradaki işte doktor setinin parçaları. Şuradaki doktor kutusu, buna gerek yok. Hani biraz daha şurada sağlık çalışanları şeklinde olabilir. Yani buradaki kağıt konseptine uyumlu bir hasta da olabilir. Yani o da dikkat çekici olabilir. Birazcık daha böyle derinlik hissine ihtiyacımız var bu tarz fotoğraflarda. Arka taraftaki fona da dikkat edin her zaman. Yani bu tarz karışık işte kitapların olduğu ya da farklı renklerin olduğu durumlar sıkıntı olabilir. Deniz evde video çekiyor. O da arkadaşlarıyla toplantı videosu çekiyor şu an. Tamam Emre Bey. Şuradan. Şöyle yapalım. Tamam, güzel olmuş. Dediğim gibi biraz daha konuyla hani ilişkilendirilecek şekilde, yani buradaki oyuncakları vesaireyi işte virüs, işte maske, ne bileyim, yani olabilecek farklı bir şeyle ilişkilendirerek, bir de arka fonu düz bir işte duvar olabilir, siyah bir şey olabilir, hiçbir şey yoksa yani arkaya böyle beyaz bir A4 kağıt koyun. Onunla biraz daha sadeleştirirseniz farklı şeyler olabilir. Sarı'nın kendisi konsept çalışmalar yapmıştı. Şu güzel bir gönderme ama burada da çok yine kör göze parmak. Yani hem
işte paranın, işte kolonyanın olması güzel ama bunları böyle bir şekilde birbirine bağlamak lazım. Yani şunu düşünüyorum ben. Maskenin bir ucunda para çekiyor, diğer ucunu kolonya çekiyor. Maske gerilmiş örnek. Öyle bir şey olabilir. Hani biraz daha bağdaştırmalı. Şu güzel olmuş. Şunu sevdim ben. Karantina günlerinde hepimizin bulunduğu durumu anlatan hoş bir çalışma olmuş. Biraz daha belki aydınlatılabilir ama bunun üstüne gidebilirsiniz. Bu tarz çekimler biraz daha hayatımızı anlatıyor. Pardon. Gönül hasret arıyor görüntülü. Gönül'ün Deniz'in teyzesi arıyor da o yüzden. Bu tarz çalışmalar güzel olmuş. Dediğim gibi biraz daha belki ışık biraz daha belki sadeleştirilebilir. Ama şuradaki karantina çıkartmaları. Yani mesela şunlara gerek yok üsttekilere. Buraya bir X mesela hani o güzel olabilir. Böyle bir X koyup sadece kadrajı da şöyle tutup keserek. Şurada Canon'a gerek yok, reklam almayalım. Böyle bir kadraj yapılabilir. Güzel düşünülmüş bir kare. İbrahim Elitaş'ın fotoğrafları, korona günleri. Burada bir netlik kaybı var. Şu tarz fotoğraflarda yine bir şey lazım bize. Yani bu kişinin ne yaptığına dair, uzmanlığına dair. Ne bileyim bu kişi fotoğrafçıysa elinde fotoğraf makinesi olsun. İşte bir mühendisse işte ne bileyim bir bilgisayarı olsun. Ya da işte ne bileyim işte berberse elinde makası olsun. Uyduruyorum. Yani durumu göstermek ve durumu yaşayan kişinin de ne yaptığını göstermek bence önemli bu tarz fotoğraflarda. Yani bu kişi de işte ne bileyim aşçı, yemek yapıyor. Yani ne bileyim işte dikiş dikiyor. Yazar, önünde daktilo var. Örnek yani hani kitabını yazan bir yazar şeyi var. Yine maskesi var. Ya da kitabını yazan bir yazar ama daktiloda A4 kağıt yerine şey var mesela. Tuvalet kağıdı var mesela. Yani hani biraz daha klasiğin yerine hikayeye anlam katacak bir şeyler peşinde koşmakta yarar var. Yani tabii ki hani maske bu işin bir parçası ama buradaki kişinin de ne yaptığını da anlayabiliyor olmamız, neler düşünüyor onu da görebiliyor olmamız lazım. Yani bu tarz ışık oyunları evet kullanılabilir ama burada da yine bu kişiyi karantinada ne yaptığına, neyle uğraştığına ya da asıl mesleğinin ne olduğuna dair bir şeylere ihtiyacımız var. Okey, tamam. Bilerek yaptıysanız sıkıntı yok. İşte bu tarz mesela bakın demin de söyledim ya yaptığınız şeyin insanlar tarafından anlaşılabiliyor olması fotoğrafı önemli kılıyor. Ben yani mesela benim gözümde direkt ha burada netlik kaybı olmuş gibi dedim. Böyle bir düşünceniz varsa da şunu yapmak lazım mesela. Dışarıyı biraz böyle yukarıdan sokağa çekmek lazım. O zaman daha net anlaşılır. Burada sanki gökyüzünü ya da işte evlerin tepeleri varmış gibi. Anlamı güçlendirecek şekilde anlatmak lazım hikayeyi. Buradaki kişiyi flu aşağıdaki sokağa. Mesela net görseydik o zaman daha iyi oturabilirdi. Evet yani bu kişi sokağa bakıyor, sokağa özlem duyuyor gibi. Teşekkürler bu arada. Mehmet Rıfat Az fotoğrafları. Kendisi ağırlıklı olarak dışarıda fotoğraflar çekmişti gördüm. Meşhur haşhaşlı cevizli ekmek. Oo canım çekti. Unlu mamuller. Şu fotoğrafı sevdim. Işık, gölge oyunu, pideler, insanlar. Hani bu tarz pide kuyruğuna gidiyorsanız. Ama biraz daha sadesi lazım bize.
Hani kuyruk olduğu için olmuyor ama yani buradaki 3 kişi yerine sadece pide almaya giden tek bir kadın ya da şuradaki bir kişinin gölgesi falan olsa daha güzel olabilirmiş. Belki biraz daha yakından, yani biraz zor oluyor biliyorum çaktırmadan çekmeye çalışmak. Ama en azından şey olabilir. Biraz daha farklı olabilir. Alın size bir konsept pideye şey giydirin. Maske takın. Bakın mesela şimdi aklıma geldi. Ramazan pidesi. Farklı bir bakış açısı. Yapın diye demiyorum. Biliyorsunuz fikirlerim sadece aklıma gelip üstüne düşündüğüm zaman gelenler farklı bir şeyle birleştirip kullanabilirsiniz. Onunla lafım yok ama direkt Ramazan pidesine pide takıp çat diye koymak değil asıl amacımız. Fikir belirtmek. Diğer fotoğraflarda burada da şu kadınların duruşu filan güzel olmuş. Burada şeyi çok işte şurada haşhaşlı ceviz ekmek pide kuyruğunu ancak burada anlıyoruz. Hani pide almış insanlar olsa daha iyi olabilirmiş. Şu arkası çok güzelmiş. Işık, gölge, mavi fon, yeşil şey oturma yeri. Yani burada oturup elinde pide olan ya da pide almak için burada bekleyen birisi şu anki buradaki ışık şartlarında güzel bir şey çıkartabilir. Aklınızda olsun buradaki fonu kullanabilirsiniz vaktiniz olursa. Yani en azından kuyrukta beklerken öyle bir ana denk gelirseniz fon güzel çünkü. Yani burada da yürüyen maskeli birisi var. Yani bize burada da bir espri, bir şey gerekiyor yine. Ne olur? İşte ne bileyim, yanında yaşlı birisi belki olur. Hani yasak şey olmuş, delinmiş ya da bir çocuk olur yanında yine yasak delinmiş gibi. Bu köşe de yine hani şeymiş, güzelmiş. Burası da biraz geniş düşünebilir. Ama biraz daha espri katmak lazım buraya. Nurten Hanım, siz 20 tane yollamışsınız. Daha evvel yolladıklarınızdandı. Bir de şey yaptınız, mail attınız aynılarıdır diye indirmedim. Yazıştık sizle çünkü. O yüzden şey yapmadım. Hızlıca geçeceğim zaten birçoğunu hep yorumladık. Esir alınmışlık duygusu. Şöyle mesela bakın bu tarz fotoğraflar yani evde kalmışların halleri. Bu ekmek satıyor galiba ya da başka bir şey. Bu tarz ben böyle kareler de olabilir arkadaşlar. Yani anda yaşadıklarımızın halleri. Ekmek, pide vesaire. Yine evdeki çalışmalara bir örnek. Buradaki resim yapan ressam gibi düşünüyorum. Elde fırça. Okey tamam onların içerisinden o zaman seçtiklerinizi yollayın bana. Onları şey yapmıyorum şu an. Bunlara bakacağım. O en son yolladıklarınızdan seçtiğiniz 5 tanesini yollayın. Ha, bu güzel olmuş. Mesela bunu ben de düşünmüştüm. Kurutulan maskeler. Biz de maskeyi sağ olsun eşim şu kararlar mararlar olmadan önce sipariş verip getirtti de Allah'tan evde maske var. Ama o da sınırlı sayıda o yüzden dikkatli kullanıyoruz. O her gün bir tane değiştiriyor da Deniz'le biz günde 10 dakika 15 dakika çıktığımız için öyle 3-4 gün yıkayıp kullanıyoruz. Ondan sonra atıyoruz. O yüzden biz de evde böyle kurutuyoruz maskeleri. Bu da güzel olabiliyor. Bu tarz kareler. Buralara bir yani klasik şeyden ziyade arkada farklı bir şey eklemek lazım. Bir hayat, bir şey belirtisi eklemek lazım. İşte bunu asan birisi olabilir ya da alıp takmaya çalışan birisi gibi. Bunu daha önceden de konuşmuştuk. Bu güzel bir kare olmuş mesela. Bunu şey insanları eğlendirmeye çalışan benzerleri. Evdeki esir olmuş hallerimize dair. Kareler. Yaşadığınız alanda size böyle baskı hissi veren şeyleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani hani burada işte buradaki parmaklıklar kullanılmış. Sizin evinizin balkonu da parmaklığı olmasa bile aslında size bu duyguyu veriyor. Bunu bir şekilde ifade eden kareler de katabilirsiniz.
aklınızda bulunsun. Yani illa hani bir demir olması gerekmiyor. Baktığınız zaman yani bir balkonunuz bile varsa o balkon bile size bir şey yapabiliyor aslında. Hapis hissi yaratabiliyor. Bunu gösterecek kareler de olabilir. Uğur Hasırcı'nın fotoğrafları. Yurt dışı galiba burası. Şu şeyleri sevdim. Aslında şunun ismi aklıma gelmedi ya. Çok konuşunca da kafa duruyor. Bir de denizle bağırıyor. Yani şuradaki şey güzel. Konsept güzel. Ama burada yine bir karantinaya dair bir şeye ihtiyacımız var. Ne olurdu bilmiyorum. Biraz da uzak kadra. Yani şuralardan maskeli yürüyen birileri falan olabilir miydi? Ya da farklı bir şey olabilir miydi bilmiyorum. Ama hem birazcık umut hem de olduğumuz duruma dair bir şeyler olabilir. Bu stay home yağmurlu bir günde güzel düşünülmüş. Biraz daha farklı bir şey yapmak lazım buna ama. Yani böyle bir ışıktan yansıyan bir stay home ya da evde duvara yansımış bir gölge gibi. Yani çok bariz değil ama bir yansıma gibi bir şey olabilir. Ha, gökkuşağı ya, gökkuşağı aklıma gelmedi ya. Evet, gökkuşağı, sağ olun. Fotoğrafla alakalı bir şeyler kafa vurunca. Ha, şurada mesela, burada da uzak kalmış, biraz daha yakın. Ya bu stay home şuralarda olur. Mesela evde karşılıklı oyun oynayan, işte ne bileyim, masa oyunları olur, işte ne bileyim, tavla olur, örnek veriyorum, işte kağıt oyunu yapan iki kişi olabilir. Ya da tam tersi, stay home yazısı şurada olur. Yine iki kişi karşılıklı ama ikisinin elinde de telefon mesela. Evde kalıp yine de böyle asosyal bir şekilde yaşantımızı sürdürmemize dair bir şey olabilir. Hepimiz aynı durumdayız çünkü can sıkıntısından. Çünkü belli bir zamandan sonra eşimle ben de artık elimize telefon alıp telefonla oyun oynuyoruz. Belli bir raddeden sonra iş bu hallere gelebiliyor. Şimdilik bana gelen fotoğraflar bunlar arkadaşlar. Hani en azından biraz daha fikir verme açısından. Bu yaptığınız çalışmaları muhakkak RAW şeklinde saklayın. Şu an herhangi bir eleme, ayrıştırma bir şey yapmıyorum. O yüzden bana gönderdiğiniz her fotoğrafın RAW ham halini saklayın arkadaşlar. Daha sonra son toplantıya nazaran karar verip hangilerini alacağımızı belirleyeceğiz. Ondan sonra da onların RAW halleriyle beraber çalışma yapmaya başlayacağız. Siz yurt dışındasınız anladığım kadarıyla, okey. Mesela şimdi yine konuştuğumuz konuya geliyoruz. Türkiye'deki bir insan için o gökkuşağı sadece gökkuşağı. Ama mesela oradaki şey için işte sağlık sistemini anlatıyor. Mesela bunu nasıl Türkiye'de yaşayan birine anlatırsınız? Mesela şöyle bir şey olabilir. Gökkuşağı sağlık sistemini anlatan bir broşür. Mesela böyle yanında da gökkuşağı, gerçek gökkuşağını kadraja alırsanız mesela, o zaman olabilir. Evet, deriz ki işte bu arkadaş yurt dışında yaşıyor ve yurt dışındaki gökkuşağı sembolü sağlık sektörünü, sağlık çalışanlarını işte şey yapıyor gibi. Öyle bir şey olabilir. Olur, hiç problem değil. Katıldığınıza dair mail attıysanız bana sıkıntı yok. Fotoğrafları sonra da yollayabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar, katılan kişiler isim, soy isim, telefon ve projeye ve nerede yaşadıklarını bana mail atarlarsa onları ayrı bir klasörde topluyorum çünkü atlamayalım, yanlış bir şey yapmayalım. Benim şu an söyleyeceklerim bunlar. Hani fikirlerimi de söyledim fotoğrafları üstünden. Biraz daha şey istiyorum kafamdaki, yani hani gördüğünüzü çekmek yerine daha farklı ne yapabilirsiniz? Onun üstüne kafa yormanız. Yani hani işte herkesin evde çekebileceği bir şeyden ziyade bunun üstüne ne eklenebilir?
Ya direkt mesajı vermekten yerine bir anımsatacak bir şey ne yapılabilir? Buna nasıl bir hikaye eklenebilir? Biraz daha ona konsantre olmanızı istiyorum. Yani benim aklımdaki şey bu. Tamamen kendi tarzınızda ne yapmak istiyorsanız, nasıl anlatmak istiyorsanız onu anlatacağınız şekilde gördüğünüz gibi fotoğrafları yorumlarken çektiğiniz örnekler üstünden yorumladım. Yani şöyle yapın demiyorum. Fotoğrafı şu şekilde düşünün demeye çalışıyorum. Burada yine tamamen sizin kendi özgür iradenizle biraz daha yaratıcı ne yapabiliriz? Hikayeyi daha iyi nasıl anlatabiliriz? Biraz daha ona konsantre olmanızı istiyorum sizlerden. Ama gelen çalışmalar güzel. Bu şekilde de devam edeceğiz. Fotoğraf yollamaya, çekmeye devam edin. Yani bu işe günde bir saat ayırıp 4-5 tane fotoğraf çekip aralarından seçtikleriniz bir tanesini bana yollasanız inanın güzel şeyler çıkacak. Vakti olanlar, dışarıda olanlar, dışarıya çıkmak zorunda olduğu için olanlar ya da alışverişe gitmek zorunda olduğu için olanlar. O yüzden hani biraz daha üstüne düşünülerek biraz daha da hikayeye anlam katacak bir şeyler olursa daha da renklenecektir diye düşünüyorum karelerimiz. Çok sağ olun. Teşekkürler Uğur Bey. Sorularınız varsa alabilirim arkadaşlar. Yoksa yavaş yavaş kapatacağım. Bu dediğim gibi bu bir online eğitimden ziyade bir bizim proje toplantımız. Herkese de açık. Bu kanalda gizli saklı bir şey yapmıyoruz. Her zaman bunu söylüyorum ben. Amacım zaten burada beraber etkileşim halinde olmak. Projeye katılmıyor olsanız bile fotoğrafı bir projede nasıl değerlendiriliyor en azından bu sürece dahil olabilirsiniz. Ama katılırsanız tabii ki memnun oluruz. Herkesin bakışıyla farklı bir hikaye anlatma derdimiz. En azından bu karantina günlerinde fotoğrafın biraz daha nasıl bir güçlü anlatım aracı olabilir asıl amacımız o. Biraz da kendimizi ve yaşadıklarımızı bir proje olarak da insanlara anlatmak derdimiz. Teşekkürler, sağ olun. Ya kurgu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sağ olun Nurten Hanım. Kurguya karşı değiliz. Photoshop'la yapılan herhangi bir düzenlemeye karşı değiliz. Ama görsellerin ve kurguların size özgü ve konuya bağlı olması bizim için önemli. Yani Photoshop'ta bir şey mi yapacaksınız? Yapabilirsiniz. Ama o iki görselin de size ait olması gerekiyor. Şey istemiyoruz. Yani işte bir virüs bulayım bir fotoğraftan sonra işte odamla ekleyeyim değil amacımız. Yani sizin özgün tarzda çektiğiniz iki fotoğraftan bir şey birleştirilebilir. Örnek. Ona göre kurgu yapılabilir. Ya da gökyüzünde çektiğiniz bir güneş, işte ne bileyim evin içerisinde bir yere koyulur güneşi özledim. Uyduruyorum şu an şimdi. Ama tamamen size ait olması gerekiyor. Kurgularında yine aynı şekilde illa anlık bir şey çekeceğiz diye bir şey yok. Kurguya ait herhangi bir şey çekebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Öyle bir şeyimiz yok yani ayrıştırmıyoruz onu. İşte o hani pideye maske geçirme şeyini yaptık ya mesela iki kişi maske almaya diyorum ya pide almaya gittiniz biriniz maske yanınızda bir maske olur pideye maske geçirir fotoğrafı çekecek kişiye doğru o pideyi uzatır örnek o da fotoğrafı çeker filan yani hani konsept olarak bir şeyler yapılabilir onlar geliyor aklıma. Ben teşekkür ederim hepinize. Bu fotoğraflar bende duruyor bunları klasörde burada saklayacağım. Gönderen herkesinkileri de seve seve değerlendireceğim. Dediğim gibi yeter ki bu proje bağlamında bir şeyler üretelim, bir şeyler ortaya çıkartalım. Amacımız biraz daha fotoğrafa kafa yormak. Yani fotoğrafın teknik taraflarına değil de yani hikaye anlatımı tarafında bir şeyler ortaya çıkartmak. Amacımız o. Sağ olun katıldığınız için, destek verdiğiniz için diğer etkinliklerden biraz daha farklı bu. Ama herkese de kapımız açık. Önümüzdeki hafta bildiğiniz gibi saat 3'te 4 arasında yine canlı yayınlar var. Orada benim üniversitede verdiğim dijital fotoğraf ve görüntü teknikleri eğitimi olacak. Katılanlar sınava girip isterlerse katılım belgesi de alabilecekler. Öyle kapsamlı bir eğitim bilginiz olsun. Akşamları yayın yok hem Ramazan olduğu için hem de biraz yorucu olmaya başladığı için benim açımdan. Ama akşamları banttan salı ve perşembe günleri
fotoğrafların Lightroom'da nasıl düzenlendiğine dair kapsamlı bir eğitim video serisi de gelecek. Haftada en az 2 video oluyor. Duruma göre onu da 3 ya da 4 tane video yapabilirim. Bakalım o seride banttan şekilde yayınlamaya başlayacağım. Ben teşekkür ederim. Ya çekim teknikleri burada çok şeyi sorgulamıyorum ben mesela fotoğraflarda. Net miydi, değil miydi? Yani biz burada hikayeye odaklanmış vaziyetteyiz. Ama hani konuyla alakalı içerik isterseniz şey var bu kanalda. 10 tane video var. 10 saatlik eğitim var. 5 saati temel fotoğraf. Kalan 5 saati de işte portre, manzara, işte gezi, doğa fotoğrafları nasıl çekilir tarzı eğitimler var. Onlara bakabilirsiniz. Orada teknik çünkü çok konuştuk. Onları izleyin. Fırsat buldukça şey yapabilirsiniz. Size yararlı olacaktır. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Yavaş yavaş sonlandırıyorum. Çok sağ olun katıldığınız, destek verdiğiniz için. Benim için güzel, keyifli bir yayın oldu. Umarım sizler için de olmuştur. Haftaya Cuma yine 3 ile 4 arasında bu projenin toplantısı için buluşacağız. Katılmak isteyenler bana mail atabilir. Alev abla sen fotoğrafı bir daha atarsan sevinirim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepinize teşekkürler. Pazartesi günü saat 3'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugün teşekkürler Aklın Karagöz. Bu arada aklınızda olsun. Saat 4'te bir tane banttan video yayınlayacağım. 530 tane ücretsiz Lightroom preseti hediyeli. Daha önce canlı yayınıma katılıp indirenler vardır. Eğer indiremediyseniz o banttan yayından da linki var. Oradan indirebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. O da saat 4'te YouTube kanalında, bu kanalda olacak. Ücretsiz 530 tane Lightroom preseti hediye ettiğim bir yayın. Lightroom'un eğitimiyle alakalı bir giriş videosu şeklinde. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Yavaş yavaş kapatıyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Herkese iyi dinlenmeler, iyi tatiller. Ağız alışkanlığı biliyorum. Hani tatilde değiliz ama bu şekilde bakmakta da yarar var. Eski hayatımızı bir şekilde geri döneceğiz. Bugünleri de belki böyle esprili şekilde hatırlayacağız. Şimdilik benden bu kadar. Lafı çok uzattım. Geveliyorum. Hoşçakalın. Evet bugün saat 4'te. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.